açıkçası. Sayın Bakan, biraz önce dünya ekonomisindeki büyümenin Türkiye'ye de olumlu yansıması olacağından söz ettiniz. O zaman Türkiye ekonomisine ilişkin bir mevcut görünümü büyüme özelinde sorayım. Yani şu an ilk çeyrekten sonraki tablo ve önümüzdeki döneme yönelik perspektif bize nasıl bir tablo gösteriyor Türkiye ekonomisi büyüme ekseninde? Şimdi müsaade ederseniz genel bir yaklaşımımızı ortaya koymak istiyorum. AK Parti hükümetler olarak biz hep sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda hareket etmeye çalıştık. Ve bu politikamızı uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Peki sürdürülebilir kalkınma politikası nasıl sağlanır? Sürdürülebilir kalkınma politikası sağlıklı ve nitelikli bir büyümeyle sağlanır. Peki nitelikli ve sağlıklı bir büyümeyi nasıl gerçekleştirirsiniz? Enflasyona yol açmayan, hane halkı borçlanmasında, hane halkında aşırı bir borçlanmaya neden olmayan, yatırımın arttığı, üretimin arttığı, istihdamın arttığı, hepsinden önemlisi toplam faktör verimliliğinin arttığı bir ortam aslında sağlıklı büyümeyi ifade eder. Dolayısıyla burada sağlıklı büyümek, büyümenin hangi oranda gerçekleştiğinden çok büyümenin kompozisyonu ve büyümenin sürdürülebilir olması bizim açımızdan son derece önemli. Peki burada yaşanan sıkıntı nedir? Aslında bizim temel problemimiz büyümenin finansmanında yatıyor. Nedir büyümenin finansmanında yatan problem? Birincisi bizim iç tasarruflarımız yatırımların talebini karşılamıyor. Yani bizim iç tasarruflarımız yatırımlarımız için yeterli değil. Bir yatırım, tasarruf yatırım açığımız söz konusu. Bu da nasıl karşımıza çıkıyor? Cari açık olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl karşılamak zorundasınız? Dış tasarruflarla bunu sağlamak durumundasınız. Eğer dış tasarrufların akışında herhangi bir aksaklık söz konusu olduğunda kurlarda bir oynaklık görüyorsunuz. Peki kurlarda yaşayan oynaklıkta enflasyon üzerinde bir baskı oluşturuyor. 2000 genel anlamda açıkçası büyümeye yönelik yaklaşımımı ortaya koymak istedim. 2020 yılına gelince, 2020 yılında G20 ülkeleri arasında Çin'le birlikte büyüyen iki ülkeden biriyiz. 1.8'lik bir büyüme rakamına ulaştık. Tabii 2020 yılı bizim açımızdan son derece zorlu bir yıl olarak geçti. 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren kredi genişlemesiyle birlikte iş talepte bir canlılık oluştu. Fakat bununla birlikte tabii şunu da ifade etmeliyim. Dış denge ve enflasyon görünümünde de bir bozulma söz konusu oldu. Kasım ayından itibaren veya son dönemlerde, son 4-5 aylık döneme baktığımızda da özellikle bu ülke risk priminin daha da düşmesi, orta ve uzun vadeli kredi faiz oranlarının düşmesi, ama şunu da ifade edeyim, Mart'ın ikinci yarısından itibaren elbette bir miktar yükselme söz konusu oldu ama dolayısıyla 2020 yılı gerçekten bizim açımızdan son derece zor bir yıl oldu. Yine yurt içi yerleşiklerin döviz alım talepleri, sermaye çıkışları, sadece bu sermaye çıkışları Türkiye'ye has bir durum da değildi. Tabii gelişmekte olan ülkelerden de bir sermaye çıkışı söz konusu oldu. Bunları da dikkate aldığımızda, cari açığımızı dikkate aldığımızda rezervlerimizde de önemli bir gerileme söz konusu oldu. 2021 yılına baktığımızda iktisadi faaliyetler oldukça canlı başladı. İşte sanayide bir canlılık devam etti. İhracatımızdaki potansiyelimiz oldukça iyi gidiyor. Ki son 3 ayda Ocak-Mart döneminde 50 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. %17.3'lük bir önceki yıla göre büyüme performansı gerçekleştirdik ihracatta. İlk çeyrekte de açıkçası öncü göstergelere baktığımızda %5 civarında bir büyüme açıkçası biz öngörüyoruz. İkinci çeyrekte ise biliyorsunuz baz etkisiyle de birlikte çift rakamlı bir büyüme söz konusu olacak. Ama biz tabii 2021 yılının büyüme açısından daha olumlu bir yıl olacağını düşünüyoruz.
Ama finansal istikrarın sağlanması açısından da oldukça kontrollü ve ılımlı bir yaklaşım içerisinde hareket etmemiz gerektiği de açıkça ortada.